Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Fatih Mekke 9. sefir 58. kısım. Fasıl içinde vasıl. Şevval ayından 6 gün oruç tutmak. Bu orucun vaktine dair görüş ayrılıklarından söz etmiştik. Onunla ilgili rivayet bence kuşku taşımaktadır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sayıyı yani altıyı yani sittünü dişi sittetün şeklinde söylememiş ve şöyle demiştir. Onun ardından Şevval'de 6 gün tutar yani sitten. Peygamber bir Arap idi. Şevval ise kelime olarak erildir yani sayının dişi gelmesi gerekir. Oruç ise ancak gün içinde tutulur ve o da gündüzdür. Öyleyse sayının dişi getirilmesi gerekirdi. Rivayet zinciri güvenilir olsa bile hadisin metninin sorunlu olmasının nedeni budur. Bana göre Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem burada visal yani iftar etmeden diğer günü orucunu da tutmak orucunu kastetmiş olması daha kabule şayandır. Böylelikle gündüz orucunu gece orucuyla birleştirir. Gece ise gündüzden öncedir. Çünkü gündüz geceden çıkartılmıştır. Ya da bu ifade istisnai bir şive olabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde öyle bir şive kullanan birinin bulunduğu bir mecliste cümleyi böyle kurmuş olabilir. Bu 6 günde güç yetirebilenlerin visal orucu tutması lafzın zahirine daha uygun görünmektedir. Visal orucu yasaklanmamıştır. İnsanlar bu konuda bir güçlük çekmesin ve sıkıntıya düşmesinler diye Hazreti Peygamber insanlara şefkat ve merhamet etmiştir. Haram olsaydı Peygamber onlarla birlikte visal orucu tutmazdı. Bir rivayette Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediği aktarılır. Bu din çetindir. Sen ona yumuşaklıkla gir. Başka bir hadiste ise şöyle der. Başka bir hadiste ise şöyle der. Kim bu dine galip gelmek isterse din ona galip gelir. Müslim Enes bin Malik'ten şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının sonunda visal orucu tutardı. İnsanlar da visal orucu tutmaya başlamış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca şöyle demiştir. Bizim için ay uzatılmış olsaydı biz de derin gidenlerin derinliklerini geride bırakacak şekilde visal orucu tutardık. Bütününü visal orucuyla geçirebilen kimse her gün sahur vaktine kadar visal orucu tutsun. Böylelikle gece hatta tüm gece oruca girer. Seherin sınırı ise oruç bozmaya ait olur. Batış sınırı ise visal orucu tutmayan kimse hakkında gündüze aittir. Buhari'nin Es-Sahih'te Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediği aktarılır. Herhangi biriniz visal orucu tutmak isterse sahur vaktine kadar tutsun. Hadisi Buhari Ebu Said'den aktarır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda insanlara merhameti amaçladığı hakkındaki sözümüzü destekleyen bir husus, Müslim'in Ayşe'den aktardığı şu hadistir. Ayşe şöyle der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine merhamet ettiği için visal orucu tutmalarını yasaklamıştı. Sahabe fakat sen tutuyorsun dediklerinde şöyle demiştir. Ben size benzemem. Ben gecelerken Rabbim beni yedirir ve içirir. Aynı halin bulunmadığını söylediği bu topluluğun durumu Hazreti Peygamber'e gösterilmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle visal orucunun ümmetine değil kendine özgü olduğunu söylemek istememiştir. Çünkü biz visal orucu tutarken gecelediğimizde Hazreti Peygamber'in söylediğini sallallahu aleyhi ve sellem kendimizden tecrübe ettik. Bizi de visal gecesinde gecelerken Rabbimiz yedirdi ve içirdi. Böylelikle yemek arzulamayacak kadar güçlendik. Rabbimizin bize yedirdiği yemeğin kokusu bizden duyuluyor ve insanların yemeğin güzel kokusuna şaşırıp yediğiniz şeydeki bu güzel koku nereden gelmektedir? Böyle bir koku görmedik diye soruyorlardı. Bazı kimseler bu sorunun cevabını veriyor, bir kısmı susuyordu. Hadiste belirtilen durum peygambere özgü olsaydı biz ona ulaşamazdık. Bu nedenle bizim de visal orucu tutmamız, iftar açmamız geçerli oldu ve iki sevabı birleştirdiğimiz gibi iki sevinç de bizim adımıza gerçekleşmiş oldu. Visal orucunun hikmeti, Hakk'ın oruç bana aittir demiş olmasında saklıdır. Allah orucu benzeri olmayan bir ibadet yaptı. İnsan orucunu bozarak 2 günü ayrıştırdığında visal orucu tutmamış sayılır. Buna karşın orucunu açmadığında visal orucu tutmuş demektir. Bu davranışla
bayram gününü Hakk'a ait sayılan oruca birleştirmeye işaret eder. Bu durumda Hakk'ın oruçtan bir tür tenzihi olduğu gibi oruç tutmayla kulun bir tür tenzih ettiğini kendisine açıklar. Bu ise arifler için güzel bir işaret olduğu gibi gerçekte de böyledir. Kulun da kendine özgü bir tenzihi vardır. Bilhassa yaptığı iş Hakk'ı tenzih etmek olduğunda böyledir. Kulun tenzih ameli kendisine döner çünkü Hakk'ın tenzihi birisinin tenzih yapmasına bağlı değildir. Hak özü gereği münezzehtir. Yoksa biz onu tenzih ediyor değiliz. Bu nedenle tenzihimiz bize döner. Bizden başkası ise onu haram sayar. Öyleyse bu 6 günde visal orucu tutmayı başaran kimse daha gerçek ve daha yerinde bir davranış yapmış demektir. Arapçada erkekleri gösteren harfin düştüğüne delil olan bir rivayet bulunabilirse hadis o şiveye göre yorumlanır. Böyle bir rivayet bize ulaşmıştır. Büyük yani kübbar bir tuzak tertiplediler anlamındaki ayet indirildiğinde orada bulunanlardan kimse bu şiveyi anlamadığı gibi anlamını da kimse bilememiştir. Onlar bu haldeyken kimsenin tanımadığı bir bedevi çıka gelmiş ve peygamberin huzuruna girmiş. Kendisine selam vererek şöyle demiştir. Ey Muhammed, ben kavmin büyüklerinden bir adamım yani kübbarım. Böylelikle orada bulunanlar bu sözün o bedevinin ve kavminin şivesiyle indirilmiş olduğunu anlamış, sözün anlamını öğrenmişlerdir. Öyleyse bazı bedevilerin şivesinde erkek sayıyı gösteren sayılarda harfin düşmesi yadsınamaz. Bunun böyle olması bizim müşahede ettiğimiz gerçeklere bir zarar vermez. Bu durumda her şeyi bilen şari bu sözde hem bu şivenin sahibi hakkında hem de şivesi olmayan kimse hakkında her iki durumu birden kastetmiş sayılır. Şari bu günlerin sayısını 6 yapmıştır. Daha az veya daha çok yapmamış ve onun dehir yani yıl orucu olduğunu bildirmiştir. Allah şöyle buyurur. Kim iyilik getirirse onun için 10 katı vardır. Allah'ı bilenlerin çoğunluğu bu görüştedir. Bunda belirli bir sınır vardır. Bu ise Ramazan'ın gün sayısının 30 gün olmasıdır. Eksik olursa bu dereceden eksik kalır. Bize göre bu 6'yı tutmak, dehir orucundan iftarla oruç tutmanın yasaklandığı günlerin orucunu telafi eder. Bunlar 6 gündür. Ramazan bayramı, Kurban bayramı, 3 teşrik günü ve Şaban ayının 16. günü bu 6 gün ile oruç tutmanın yasaklandığı günler telafi edilir. Bu günlerin sayısının başka bir sayı değil de 6 olması meselesinin itimada şayan başka bir yorumu ise şudur. Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları 6 günde yarattı. Bu yaratmanın gayesi bizzat biz insanlarız. Böylelikle bu 6 günde bir rivayette belirtildiği gibi bizden dolayı yaratılmış şeyleri izhar etmiştir. Allah bu günlerde bizim için bulunmuştur, alemi yaratmıştır. Bunun karşılığında ise kendisine ait bir şeyle oruç nitelenmememizi sağlamak için bu 6 günün orucunu belirlemiştir. Halbuki o bize ait bir şeyle nitelenmiştir ki o da yaratmadır. Bu nedenle müminlerin emiri Harun Reşid'in oğlu Ahmet Es-Sebdi her hafta 6 gün oruç tutar. Bu günlerde ibadetle ilgilenirdi. Cumartesi günü olduğunda ise haftanın kalan kısmında yediği şeyleri kazanmak için çalışırdı. Bu nedenle de Sebdi yani cumartesici diye isimlendirildi. Namazdan sonra Cuma günü kendisiyle tavafta karşılaştım. Onu tanımıyordum fakat onun ve tavaf esnasındaki halini yadırgamıştım. Ne o birini sıkıştırıyor ne de biri onu sıkıştırıyordu. İki adamın arasından geçiyor fakat onların arasını açmıyordu. Bunun üzerine kendi kendime bu adam kesinlikle bedenleşmiş bir ruhtur. Kendisini tuttum ve selam verdim. Selamımı aldı. Beraber yürüdük. Aramızda bir takım konuşmalar geçti. Bu konuşmalardan birinde kendisine şöyle dedim. Mesleğini yapmayı niçin cumartesini tahsis ettin? Yanıt verdi. Çünkü Allah bizi pazar günü yaratmaya başladı. Cuma günü bitirdi. Ben de bu günleri Allah'a ibadete ayırdım. O günlerde kendime ait bir hazzım bulunduğu işlerle ilgilenmiyorum. Cumartesi günü geldiğinde ise nefsime ait işi yapıyorum. Diğer günlerde gerek duyduğum kazancı bugün de kazanmaya başladım. Bütün haftalar böyle geçer. Çünkü Allah cumartesi günü yaratılan şeye bakar. İstirahat eder ve ayaklarından birini diğerinin üstüne koyar. Koyarak ben hükümdarım der. Çünkü artık mülkü ortaya çıkmıştır. Bu nedenle o gün Sep günü diye isimlendirildi. Sep istirahat etmek demektir. Bu nedenle Allah yarattığı işlerde kendisine bir yorgunluk ilişmediğini söylemiştir. Burada söz konusu olan dinlenme,
bizdeki gibi yorgunluktan dinlenmek değildir. Adamın zekası ve niyeti hakkında şaştım kaldım. Bunun üzerine kendisine, senin zamanında vaktin kutbu kimdir diye sordum. O da benim diye cevap verdi. Sonra benimle vedalaştı ve yanımdan ayrıldı. İnsanların oturduğu yere geldiğimde orada bulunan dostlarından Septeli birisi ki kendisine Nüheyl bin Hazer bin Hazun es-Septi denilirdi. Bana şöyle dedi. Mekke'de tanımadığımız bir adam gördüm. Tavaf esnasında seninle konuşuyor ve sohbet ediyordu. Kimdi o? Nereden gelmişti? Ben de hikayeyi kendisine anlattım. Orada bulunanlar bu olaya şaşırdı. İşte 6 günün gerçek ve doğru yorumu budur. Rivayet geçerli ise geceleri dikkate aldığı için gündüzden farklı olarak çünkü geceler gaybın kanatlarıdır. Şari dişiliği belirten harfi düşürmüştür. Gayb hakka özgüdür. Kendilerinden razı olduğu peygamberlerin dışında kimse onun gaybını öğrenemez. Aynı şekilde Allah'ın eşyadaki hikmetini de sadece Allah ehli bilebilir. Düşünce ve kıyastan hareket edenler ise hikmeti tesadüfen bulabilirler. Bu ise onlarda bir bilgi haline gelmez. Allah'ı bilenler ise bunun bu işle kastedilen şey olduğunu bilirler. Bu yorumla söz konusu şey onlar adına bir bilgi haline gelir ve tesadüfen olmaksızın ona yönelirler. Çünkü bazı insanlar bu gibi konularda Allah ehlinin sözünü duyduklarında onun ihtimal dahilinde olduğunu ileri sürerler. Bu gibi sözleri kendi durumlarıyla ve bilgideki dereceleriyle karşılaştırarak kesin saymazlar. Allah bu durumdaki kimseler hakkında şöyle der. Bu onların bilgiden ulaştıkları derecedir. Bunu bilmelisin, Allah doğruya ulaştırandır.